olan arkadaşlar hem aşağıya hem yukarıya aynı günde yer açabiliriz diyorlar. Şimdi arkadaşların yerlerini ayırdılar. Yani esnaf arkadaşlar buna sıkıntı olarak bakıyorlar. Hem cumartesi pazarını açalım diyorlar hem de aşağıya. Eşleri yukarıda kalacak, beyler aşağıda. İkiler de tezgahımızı yerlerine esnaf pazarı esnaf açalım diyorlar. Hem sabah hem cuma. Peki yalan. Başkanım, bir valinin kararına göre bir değişiklik oluyor sebebinden dolayı. Ama belediyemiz bizim esnafın yarısını burada bırakıyor, yarısını yukarıya. Valilik kararı öyle, evet. Ama biz bu nöbetleşe. Bu hafta salı günü bu tezgah yukarı gidiyor. Haftaya bu tezgah kalıyor, yandaki tezgah. Hepsini planladık. Bir dolu bir boş gibi. Bir dolu bir boş. Ve o yere hiç kimse açmıyor. Evet. Yani sen boşalttığın yere kimse açmıyor. Şey koyuyoruz. Başkanım esnaf da diyor ki bizim iki yere de açma imkanımız var. İki yere, hayır. İki yere de açma değil. Herkes bir yere aç. Şimdi salı ve cuma mesela çok büyük ya. İkiye bölünüyor. İşte Esenler esnafı biz hem oraya hem buraya iki yerde de pazar aynı anda kurulsun diyorlar. Kurulmasın demiyorlar. Yoğunluğu azaltmak için. İstedikleri bu başka bir şey değil. Oluyor zaten. Zaten öyle oluyor. İşte sadece. Zaten öyle oluyor. Kendi yerlerini açamıyorlar. Hangi? Işte. Nereye kendi yer? Esenler'e. Olabilir. Esenler'e çarşambalı bir kendi yerler açıyor. İşte tamam başkanım. Biz onu aldık. Bizim de dediğimiz hani esnaf her iki yerlerini açamıyor. Zabıtanın yaptığı organizasyona uyacak. Ama siz burada esnafı gördüğünüzde burada daha çok yoğunluk olacak. Olsun. Çünkü esnafı tezgahın öbür konu senin düşüncesi. Ama öyle olacak. Hayır. Geçenki pandemi süreçlerde böyle oldu. Başkanım bir önceki süreçte oldu. Tamam bir ayete geçelim. Şöyle bir durum da var. Tamam bir ayete. İnsanlar dolabını taşıyamayacak. Tamam. Bir ayete. Şöyle bir durum var. Dolabını taşıyamayacak bir. Tezgahını taşıyamayacak iki. Ayrı bir araç lazım üç. Şimdi normalde cumartesi bir esnaf pazarı vardı. Olağanüstü hal var Türkiye'de, dünyada. Onun için uyum sağlayacaksınız. Kendi menfaatinizi düşünmeyeceksiniz. Lütfen halka hizmet edeceksiniz. İstemiyorsan gitme. Şöyle bir durum. O kadar. Dışarıdan mesela esnaf geliyor. Evet. Adamın cumartesi günü esenlerde yeri yok. Yok. Şimdi cuma günü salı, cuma pazar açıyordu. Pazar günü iptal. Hayır. Şimdi bu adam cuma günü oraya açacak. Esenlerde açacak. Esenlerde yeri yok ki bu adam. Gösterecekler yer işte. Gösterecekler. Şimdi cumartesinde de pazar varsa, çarşambaya çekildiyse pazartesi bir pazar olur. Yoğunluk azaltılır. Ben hem cumaya çıkacağım hem oraya çıkacağım. Şimdi hayır. Bir şey söyleyebilir miyim? Bu şekilde konuşuyoruz ama hani. Evet. Cuma pazarları ikiye bölünecek. Karar bu. Bu karar benim değil. Bu 100 kişilik kurumun kararı. 100 kişilik esnafı ikiye bölüyorsunuz. Aynen. Buraya 1000 kişi geliyorsa 1000 kişi 50 kişiyle alışveriş yapacak. Tamam. Ama eğer siz bölmezseniz 1000 kişi 100 esnaf alışveriş bir hafta yapacak. Sonra da senin dedi. O sanık. Bunu daha önce yaşadık. Ay sonuna kadar bir ya da iki kez gidiyor. Dua edin. Dua edin. Pazarlar küllüm kapanmasın. Dua edin. Birinci kapalı mısın? Niye? Çünkü bak konuşuluyor. Abi konuşuluyor biliyor musun? Niye? Çünkü bütün şeyde, bütün bakkallarda meyve sebze var. Pazara ihtiyaç yok. Yani kimse aç kalmaz. Bütün meyve sebze. Karşılamaz başkanım. Karşılar bu kardeşim. Karşılar. Gerçekten karşılamaz. Biz pazarın özellikle... Pazara 5 liraya domates yiyorlar, orada 10 liraya yerler o zaman. Olabilir. Onu da göz önüne alalım. Bunda da yine o 5 liraya vereceksiniz inşallah. Yok, biz hem acı değiliz başkanım. Benden tartışacak bir şey yok, karar bu. Nokta. Hayır başkanım. Hayır.